Sevgiler, merhabalar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün imgelemeyi konuşacağız. İmgelemeyi yapacağız. İmgelemek, tabiri caizse hayal kurmak, tefekkür etmek, tahayyül etmek. Bizim hayallerimizi gerçekleştirmek için en önemli adımlardan biri arkadaşlar. Önemi ne? Her şeyin bir enerji karşılığı var. Bu şu an dünyadaki yaşayan bilim adamları, teknolojinin geldiği bu noktada işte osilatörler falan var, böyle bazı makineler. Her şeyin, ama aklınıza gelebilecek her şeyin bir enerjisi olduğunu, bir titreşim olduğunu tespit etmişler. İşte meyveleri, çiçekleri ölçmüşler. İşte deniz seviyesindeki hava, dağ başındaki hava, işte metropoldeki hava veya düşüncelerin enerjisini ölçmüşler. Yani duyguların enerjisini ölçmüşler. Renklerin, davranışların, spor yapıldığındaki enerjiyi ölçmüşler. Velhasıl kelimelerin, her şeyin bir enerjisi var. Biz bunu kas testi dediğimiz bir testle de ölçebiliyoruz, ama bu çok, nasıl diyeyim, vücudun bilgeliği diye geçiyor bu. İşte mesela şöyle iki parmağınızı birbirine takabilirsiniz. Diyelim ikisini de sıkmanız istiyoruz ve birbirinden geçirmenizi istiyoruz. Bunu kendiniz yapabilirsiniz evde. Kas testi. Kastamonu, Ardahan, Sivas. Kas testi. Mesela benim adım Kadir. Benim adım Kadir. Bu parmaklarınızı birbirine ikisini, yani ayrı ayrı birbirini sıkıyor iki parmak ve birbirinden ayırmaya çalışıyorsunuz. Doğru şeyleri söylediğinizde, işte ben şu an Erzurum'dayım, ben şu an Erzurum'dayım gibi olumlu şeyleri söylediğinizde, işte sevgi, mutluluk, bu enerji gerçekten parmaklar güçlü oluyor. Ama İşte öfke dediğinizde, mesela biraz önce bak açılmıyordu. İşte ben Londra'dayım. Mesela açılıyor. Yalan olunca, olumsuz düşünceler olunca, kaygı, endişe olunca açılıyor. Şimdi konumuz bu değil de kinesiyoloji. Ama olumlu bir şey düşündüğümüzde, güzel bir şey düşündüğümüzde, başarmak istediğimiz şeyleri düşündüğümüzde nörolojik olarak bir enerji yaymaya başlıyoruz. Hem nöronlarımız, beynimizde ayna nöronları var. Ayna nöronları düşündüğümüz şeyi, kendimizi olmak istediğimiz gibi gördüğümüzde, o ayna nöronları ona göre bağlantı kuruyor organlarımızla, yani mesela iyileşmiş olduğumuzu görmek. Tabii bunun yine tespit edilmiş, bir yılda vücudun, bütün vücut kendini yenilemiş oluyor. Onun için tabi bu söylediğim, ben de okumalarından çıkıyor bu
anladıklarım. Özellikle Joe Dispenza, kendiniz olma alışkanlığını kırmak. Kendiniz olma alışkanlığını kırmak, Placebo Sensin. Bu kitaplarda düşüncenin, nöronların bağlantılarının değiştiğini ve bu bizim vücudumuzun, organlarımızın iyileştiğini, hatta işte kendisinin beli kırılmış, inceleme yaparak iyileşmiş. Biz bunun daha basit halini yapıyoruz. Yani sigara bıraktırıyoruz, kilo verdiriyoruz. Veya işte erken kalkmak gibi, kitap okuma alışkanlığı gibi, sınavlara motive olmak gibi. İşte psikosomatik, strese bağlı rahatsızlıkların giderilmesi gibi konuları kullanıyoruz işte bugünkü seans bunun için. Bununla beraber tekrar ediyorum, programda da söylemiştim Instagram'da. Bu çalışmalar arkadaşlar tıbbi tedavi değil asla. Sakın onun yerine algılamayın. Bu çalışmalar size eğer tıbbi bir sorununuz varsa mutlaka bir hekime gidin. Mutlaka bir kliniğe müracaat edin, bir sağlık profesyoneline müracaat edin. Ama duygusal anlamda da bu çalışmayı doğal yan etkisi olmadığı için yapabilirsiniz. Biz bu imgeleme yaparak, hayal kurarak yani nöron bağlantılarımızı değiştirebiliyoruz. Bunlara sinaps diyorlar. Ayna nöronlar bizim o kurduğumuz hayalde olmak istediğimiz gibi olmamızı sağlıyor. Düşünerek düşüncelerimizi devam ettireceğiz. Bir sefer değil. Tekrar 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 tekrar. Şundan emin olun. Bir yıl aynı şeyleri yani olumlu şeyleri tekrar ettikçe çok ciddi değişimler yaşayabilirsiniz. Bu şu an modern işte bilimde titreşimlerin yükseldiğini ve bu konuda insanların değiştiğini birçok bilim adamı yani röntgenle işte cihazlarla bunların işte profesörler, doktorlar, Harvard, Oxford gibi, Yale gibi çok dünyanın en iyi üniversitelerinde çalışılmış. Genelde de doktorlar, psikologlar, psikiyatristler çalışmış. İşin bir kısmı bu. Ayna nöronlar. Bu cümleyi yazabilirsiniz. Ayna nöronlar vücudumuzu, zihnimizi, bedenimizi, duygularımızı olmak istediğimiz şeye hazırlıyor. Yapmak istediğimiz şeyleri daha kolay yapıyoruz. Şimdi ikinci boyutu şu, evrendeki, kainattaki her şeyin bir enerjisi var dedik ya. Örnek bekar biri ruh ikizini davet ediyor. İşte evli biri diyelim, birileri daha mutlu olmak istiyor. Veya sınava hazırlanan biri sınavında başarılı olmak istiyor. Veya milyoner olmak istiyor. Biz niyetlendiğimizde ve düşüncelerimizi, imgelerimizi yaptığımızda, efendime söyleyeyim, o kuantum alanı dediğimiz evrendeki her şey birbiriyle de bağlantılı. Hem her şeyin bir enerjisi vardı. İşte gezegenler bir enerji, işte kıymetli eşyalar, kıymetsiz eşya. Her şeyin bir enerjisi var. Pozitif enerji veya negatif enerji. Bu bizim işte zenginlik,
Maddi manevi zenginlik. Sadece maddi zenginlik de değil bence. Bilgelik, mutluluk, işte hoşgörü, yardımseverlik, yani fazilet, erdem dediğimiz şeyler de dahil. Biz güzel şeyler düşündüğümüzde, önümüzdeki yıl boyunca onları başardığımızı düşündüğümüzde evrende kuantum dünyası, olasılıklar dünyası. Bunu daha önce niyet dersinde çok geniş anlatmıştım. Çok uzun durmayacağım. Yeni katılan arkadaşlar o dersleri bir daha o derslere baksınlar. Yani dinlememiş olanlar. Dinlemiş olanlar da bir daha tekrar edebilirler. Sonsuz olasılıklar evrenindeyiz. Ve bu tasavvufun da konusu. Yani Mevlana Hazretleri'nde var, bu İbni Haldun'da var. Efendime söyleyeyim, Feridüddin Attar. Hatta bu aralar onun Mantık et-Tayr kitabından TRT'de bir tasavvuf dizisi yapılmış. Ben çok beğendim, çok etkilendim. Kuşlarla Yolculuk diye. Çok kısa kısa tamamını anlatmamış kitabın ama oradaki bazı kuşların dilinden insanların düşüncelerini irdelemiş. Çok güzeldi. Bence izlemeyenler onu da izlesinler derim. Tasavvuf illa bir şeyha gidip biat edip bir tarikata girmekte değil bence. Yani o da olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Sahih, Ehl-i Sünnet vel Cemaat, efendim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda giden, din tüccarlığı yapanları kastetmiyorum. Bu aralar bu kelime de çok risk kelime. Allah korusun. Yanlış da anlayabiliyor insanlar. Düzgün, temiz bir insana efendime söyleyeyim, Kuşlarla Yolculuk TRT'de bir dizi, 20-25 dakikalık falan, böyle çok kısa öz bir şey, mesajı çok güzel veriyor. Olabilir ama benim daha çok üstünde duracağım şey, yani bu diziyi izlerken duygular, mesela hırslarımız, efendime söyleyeyim, dünya sevgisi. Mesela kekliği anlatıyor. Keklik diyor işte mal, para, maden, o tür şeyler, şeye peşine koşan efendim. İşte Simurg'u bulmaya gidecekler. Simurg çok kuşların kralı, çok bilge. Kaftanın arkasında, kaftanında yaşıyor. Hüt yolculukta bir destek, bir öncü olacak. Kuşlarla konuşması var. Oraya girmek istemiyorum. Konumuz o değil. Konumuz şu. Maneviyatımız. Canı gönülden yardımsever miyiz? Canı gönülden diyargan mıyız? Kardeşlerimizi düşünebiliyor muyuz? İşte Filistin ortada. Doğu Türkistan ortada. Irak, Suriye, dünyanın her yerinde sıkıntılar var Müslümanlar. Ama öyle böyle değil. Yani gözümüzün önünde çocuklar açlıktan ölüyor, fakirlikten ölüyor, hastaneyi basıp öldürüyorlar. Ve çok adice, çok şerefsizce, çok namussuzca gerçekten ve İslam ülkeleri de durup seyrediyor. Bu halimiz, pür melalimiz. Allah bizi ıslah etsin, iyi etsin. Gerçekten bunu bana veya benim size ispat etmem gerekmiyor. Hani demiş ya, bana insanlığın lazım. Dindarlığını Allah'a göster. Takvanı Allah'a ada, Allah biliyor. Herkes hesap verecek. İyi güzel şeyleri de çekmiyor. Mutluluk durup dururken olmaz. Mutluluk için bir emek sarf etmek lazım. Yani spor yapıp göbeği eritmek gibi.
İşte imgeleme her şeyin başında niyet geliyor. Önce niyetlendik. Hatırlayın önceki derslerden. Geçmiş yılımızı ve yıllarımızdaki hatalarımızdan ders aldık. Yapmadıklarımız, sıkıntılarımızı 2023'ü yazdık. 2024'ü planladık. Şunu şunu başarmak istiyorum. Buna niyetlendim. Bu niyetleri tekrar tekrar söyledik. Arkadaşlar bu dersler bir seferlik seanslar değil. Bir seferde bile yani bir konuyu derli toplu da anlatıyor olacağım. Ama bu bir yıl boyunca belli bir eğitim, bir metodolojisi var. Özellikle bilince yönelik kitaplar, filmler, belgeseller önermekle beraber işte TEDx konuşmaları falan daha çok bilinçaltına yönelik, sağ loba yönelik ve kısa, orta ve uzun vadede birbirini tamamlayan dersler. Birine girip anlamamışsanız ilk derslere gidin, oradan başlayın. Yeni gelenler için söylüyorum. Gitgide de katılımcıların sayısı artıyor. Bunu da fark ediyorum. Birçok arkadaşımız sayfasında paylaşıyor, gruplarında davet ediyor, mesajlar geliyor. Onu da fark ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ne kadar çok kişi faydalanırsa o kadar iyi. Şimdi imgelemenin en önemli özelliği kuantum dünyasında, sonsuz olasılıklar dünyasında niyetimizle beraber uyanan sebepler oluyor. Bu dua yerine de geçiyor imgeleme. Ve beyin Allah'ın insana verdiği bazı güçler var. Rabbimiz işte velakat kerremna beni Adem mesela. Biz Ademoğluna bolca ikram ettik. Yani bu ikramlar keramet dediğimiz halkın keramet diye adlandırdı. Hani Şeyh Efendi uçtu kaçtı işte kalbimden geçeni bildi. O da bir bakıma keramettir. Ona şey yapmıyorum, sözüm yok. Ama daha çok Allah işte fi ahseni takvim buyurmuş başka bir ayetinde. Biz insanı çok işte özel donatılarla donattık. Buna biz beceri, yetenek diyoruz efendim. O kadar çok şey var ki beynimiz bunlardan biri, yaydığı enerji. Kalbimiz bunlardan biri. Hatta şöyle söyleyeyim. Kalp beyinden 5.000 kat daha güçlü enerji yayıyor. 5.000 kat. Yani mesela bir kavram düşünün. Örnek veriyorum. Sevginin enerjisi. İşte Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ben derse başlamadan önce gereken besmeleyi, duamı ediyorum. Bazen ayetleri okurken başına besmele koymazsam şey yapmayın, yanlış anlamayın. O başında besmele çekmiş oluyorum. Sonsuz sevgi ve merhamet sahibi Yüce Allah'ın adıyla diye başlıyor. Besmelenin de anlamı bu. Tabii özellikle şeytan ve şeytani düşüncelerin, nefsani arzuların şerrinden de Allah'a sığınarak başlıyoruz. Sevginin enerjisi, merhametin enerjisi o kadar yüksek ki hatta sevgi her şeyin temelindeki bir şifa diye de geçiyor. Sevginin enerjisini hissetmek. Sevgi kavramının zihinsel etkisi diyelim binse kalpteki onun enerjisinin 5.000 kat, 5 milyon gibi bir birim çıkıyor. Yani onun için
Diyorlar ki beyinde mi başlıyor değişim, kalpte mi başlıyor? Kalpte başlıyor. Bunu da iyice üstünde durmak lazım. Duygularla başlıyor aslında. Hatta entelektüel zekayı yumruğum kadar düşünürseniz veya entelektüel zekayı bulunduğunuz apartman kadar düşünürseniz, öyle diyelim, yumruk çok hacmi düşük oldu. Entelektüel zeka apartmanınız kadarsa, duygusal zeka Türkiye kadar, ruhsal zeka alem, evren kadar, galaksiler kadar. Ruhsal zeka hepsinden daha önemli. Ruhun enerjisi, çünkü Yüce Rabbimiz kendi zatından üflemiş. Bunun mahiyetine girmiyorum, çünkü Efendimiz'e ruhla ilgili sorduklarında Allah-u Teala, sana ruhtan sorarlar, de ki Rabbimin katında latif bir cevherdir. Mahiyetini çok bilmiyoruz. Yani ruhla ilgili çok da detaylı konuşanların da yani bence hadsizlik. Ama şunu biliyoruz, Allah bize ruhundan üflemiş ve biz insan olarak kerametimiz var. Bunu yabancılar, gayrimüslimlerde de var bu. Onlar yapınca istidraç oluyor, maunet oluyor. Çünkü onlar kendinden biliyor, kendi nefsinden biliyor. Biz bunun Yüce Mevla'nın bize verdiği bir ikram olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kulluğumuz artıyor. Yani kibirlenmiyoruz, haşa, kendimizi ilahlaştırmıyoruz. Veya geçen bir işte İslami bir sohbet yapan biri diyor ki işte sen tanrısın diyorlar bu kişisel gelişimciler falan filan, böyle sallıyor. Bir kısmı doğru, çünkü gayrimüslimler, Hristiyanlar veya Budistler veya işte Zen gibi öğretilere uyanlar, Şinto falan, Çin, Tibet oralardaki dini inanışlarda insanın tanrı olduğunu düşünüyorlar. Bu yanlış. İnsan kuldur. Biz Abdullah'ız, Allah'ın kuluyuz. Bunlar bildiğiniz şeyler de hani bir üstünden geçerek, ama Allah'ın bize verdiği o enerjiyi ve biz imgeleyerek, düşünceyle bir ne yapıyoruz? Yöneldiğimizde kuantum, kuark dediğimiz atom altı parçacıklar. Bunu biraz YouTube'dan araştırın arkadaşlar. Her şeyin titreşimi var dedik ya. Atom altı parçacıklar da titreşim ve niyetimizle, hayal kurmamızla, tabii sadece hayal kurarak olmuyor bu, ama hayal kurarak, İmgeleme yaparak biz nöronlarımızın bağlantılarını etkiliyoruz, odaklanıyoruz, enerjimiz belli bir şekilde belli bir hedefe yöneliyor ve dolayısıyla o düşündüğümüz şeyi sürekli tekrar ediyoruz. İşte bu minvalde, işte kilo vermekse niyetimiz, kilo vermek için yapılması gereken ne? İşte sağlıklı beslenmek, işte diyet veya spor veya işte az yemek veya işte zarar verici gıdalardan uzak durmak. Genetiği değiştirilmiş olabilir, işte mısır şurubu olabilir, Çin tuzu olabilir, fast food olabilir, karbonhidrat olabilir gibi gibi gibi, bu tür şeyler hayatımızdan çıkıyor veya İşte hayatımıza bize efendim yol gösterecek biri giriyor veya bir kitap çıkıyor karşımıza. O kitabı okuyoruz, efendime söyleyeyim. Veya bir işte bir film çıkıyor. Ben mesela bir haber çıkıyor. Ben diş hekimliğinde şöyle söyleyeyim. Çocuk felci geçirdiğim için o 71-72'li o 75'e kadar doğanlarda %40
çocuk felci geçirmiş. 75'te çocuk felci aşısı çıkmış. 20 yaşıma kadar kim ne dediyse yaptım. Hatırlıyorum, nenemle trenle Isparta'ya gitmiştik. Kemik hastalıkları hastanesine. 4 gün sürdü. Maddi olarak da o zamanlar çok rahat değildik. Teyzemle Karamürsel'de bir masajcıya gitmiştik mesela. Ot, böcek, aklınıza ne geliyorsa. Hacettepe Hastanesi, Cerrahpaşa, Çapa, oralara da gittik. Bu felcin bir çözümü yok demiştiler. 20 yaşımda artık o kadar çok şey denedim ki, vitamin kullanıyordum. Çok şey yaptım. Kendi başıma yaptım işte doktorların dediklerini. 20 yaşımda da küstüm. Hani bunun bir çözüm olmadığını yine doktorlar söylediği için 30 yaşıma kadar da hiçbir şey düşünmedim. Yani hiç hayatıma devam ettim. Okudum işte neyse. 30 yaşımda diş hekimliğinde bir sıramı beklerken diş tedavisi için bir dergide Milton Erickson'un hayatını okumuştum. Felç geçirmiş, iyileşmiş. Sonra adam psikiyatr olmuş. Sonra hipnozu kullanmış. İnsanların birçok sorununu çözmeye çalışmış. Etkilendim. Gittim hipnoz eğitimi aldım mesela. 3.000 dolardı, hiç unutmuyorum. 6 gün. NLP eğitimi aldım. Sonra işte EFT aldım. Mindfulness çalıştım. Yerli yabancı eğitmenlerle kitaplar okudum. Bir sürü eğitim aldım. Yani şimdi onları anlatmayayım. Önceki derslerimde bahsetmiştim. Yani bir süreç var. O süreçte karşınıza çıkıyor. Yani şifadan umut kesmemek lazım. Allah'a sürekli dua etmek lazım. Biz tesadüf diye zannediyoruz ama o bir tevafuk, bir plan dahilinde karşınıza çıkıyor ve şu an işte belediyede çalışıyorken istifa ettim. Bu işleri yaptım. Yüzlerce kişinin hayatına dokundum. Kardeşim Aytekin Bey'le beraber işte 2003'te açtığımız ofisimiz Başarı Akademisi devam ediyor. Birçok öğrenciye, birçok insanın hayatına dokunduk. Niyetlenince bir yol düşününce bir şekilde karşınıza çıkıyor. Yolda kalsanız bile, bazen bıkıp bıraksanız bile, bazen efendim olmayacağını düşünseniz bile bu işler oluyor. Şimdi gelelim ingelemeye, nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar, beta frekansı diye bir şey var. Beta frekansı bizim stresli frekansımız. Stres, kaygı, endişe. Bu bizi değiştirmez. Onun için bazen işte çocuklarını getiriyor aileler. Çocuğu işte zorluyor bir şeye, kızıyor falan. Yani bazen patronlar çalıştırdıklarına kızabiliyor. Veya bir hepimizde bir gerginlik var. İşte enflasyon almış başını gidiyor, maaşlar eriyor. Nokta 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 işte hayat zor falan. Beta frekansında konuşulanlar ve efendim düşünülenler çok etkili olmuyor. Beta frekansı zararlı bir frekans tabiri caizse. Nefesimiz hızlı, zihnimiz çok düşünüyor. Geveze zihin diyoruz buna. Maymun zihni diyen de var. Belgesellerde bunlarla ilgili birçok şey var. Alfaya inmemiz lazım. Alfa frekansı daha sakin bir frekans. Şimdi buraya çok dikkat edin lütfen. Beta'da nefesi hızlı alıp veriyoruz. Alfa'da daha sakin. Dört al, benimle beraber yapın lütfen. Arkadaşlar, bizim eğitimlerimiz, bu sohbetlerimiz sadece dinlemek değil. Yani sadece öyle yapıyorsunuz anlamında söylemiyorum.
mutlaka hayatınıza uygulamanızı öneriyorum. Öncelikle bir şey değiştirecekseniz hayatınızda en az günde 2 litre su için benim dersimde özellikle terapi yaparken, çünkü su vücuttaki iletkenliği artırıyor. Su detoks yapıyor. İkincisi nefes. Hatta bence birincisi nefes olsun. 4 al 8 bırak. Buna alış gün boyunca. Bu bizi alfaya çeker. 4 al 8 bırak. Buna alıştınız mı konuşurken de böyle olur. Bunu rahat olun. Alfa frekansı algıların açık olduğu, öğrenmenin arttığı, dikkatin arttığı, kararların, basiretin, ferasetin açıldığı bir frekans. Sakin olduğumuz bir frekans. Alfaya ne zamanları geçeriz? İşte uykuya geçerken geçeriz. İşte deniz kenarında, işte tatildeyken, keyfimiz yerindeyken, mutluyken, ibadet anında, ibadetlerinizde eğer namazınızı falan acele etmezseniz, hissederek kılarsanız, duada, zikir anında biz alfaya geçeriz. Bunun daha derini teta frekansı. Bu ismi duyarsınız, teta healing mesela. Teta healing şu an bir Hristiyan tarafından isimlendirildiği için işte gökyüzüne çık, Tanrı'ya emret falan gibi şeyler var. Onun için şirk kokuyor, şirk yani. Biz teta frekansını kullanacağız. Zaten onun da temel felsefesi insanları daha sakin bir hale çekip işte düşünceleri, telkinleri, olumlamaları daha etkili hale getirmek. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle bir alanınızı açın, efendime söyleyeyim. Ders 10'da bitecek veya biraz daha gecikebilir. 8.30-10 arası dersimiz. İşi olanlar çıkabilir. Kaydını yüklüyoruz, ücretsiz. Daha sonra izleyebilirsiniz. Zaten bir dinlemeyle de olacak gibi değil. Dinleyip not almanız gerekebilir. Evet, şimdi bu teta frekansına inmek uykuda rüya gördüğümüz frekanstır. Beta'da bir kişiye 100 kez kitap oku demektense teta'da bir kez kitap okuduğunu görmek, kitap okumak veya mutlu olmak veya ders çalışmak veya neyse yapmak istediği şeyi görmesi daha etkilidir. Teta frekansına ineceğiz. Nasıl iniyoruz teta'ya? Nefesimizi 4 saniye alıp derin ve tam alıp 7 saniye tutup 8 saniye bırakarak iniyoruz. Tabii önce bir şöyle alanınızı bir açın. Bu hareketi yapıyoruz. Önceki derslerde de göstermiştim. Şu ana kadar işte günün yorgunluğu, stresi, haberler, nazar almışızdır. Efendim, haset olanın, hasetinin enerjisi, işte nefsimizi günahlardan kaynaklı süpürün auranızda, hastalıktan kaynaklı, kaygı, endişeden kaynaklı ne varsa süpürün ve gerçekten bu bir seanstır. Ayaklarınızın altına kadar süpürün. Bu bir seans. Seansı Instagram'da paylaşmıştım. Instagram'dan takipte değilseniz takibe alın, oradaki videolara bakın. Bundan sonra da mümkün mertebe 12'de bir 10 dakikalık günlük açıklamalar yapacağım. Her gün olmayabilir. Çok yoğun çalışıyorum. Seanslarım, eğitimlerim, işte e-ticaret yapıyoruz. Onunla ilgili çalışmalar yoğun geçiyor. Ama mümkün mertebe kısa ve seri programlar yapmaya niyetlendim. Onları da takip edin çünkü oradaki açıklamalarım da çok işinize yarayacak. Şimdi teta'da
Hayal önemli. Hayal kurmak, duygu, düşünce, davranışları değiştirebilecek bir şey ve hormonlarımızı etkiliyor. Vücudumuzda 7 salgı bezi var. Hipofiz, epifiz, tiroid, timus, mide salgısı, böbrek üstü salgıları ve cinsel hormon salgıları. Bütün aslında güç, kuvvet, mutluluk, neşe veya güçsüzlük, zayıflık bu salgıların azalmasıyla da alakalı. Çakra dediğimiz şeyler de bu salgı bezlerinin sağlıklı çalışmasıyla alakalı. Beslenmemiz yine bununla alakalı. Şimdi burada yavaş yavaş derinleşip beta'dan alfa'ya, alfa'dan da teta'ya ineceğiz. Tam bir uyku hali değil. Çünkü uyku halinde kontrol edemiyoruz kendimizi, düşüncelerimizi. Bunları anlatacağım. Seansın sonunda da bir uygulama yapacağım. 20 dakikalık bir uygulama yapacağım. Hayal kurmaya başlıyoruz. Özellikle bunun altını çizin lütfen. Harvard'da çalışılmış bu mindfulness dediğimiz uyumadan önce o geleceğimizle ilgili kurduğumuz hayaller, başarmış olduğumuzu görmek bizim hayatımızı etkiliyor, bizi değiştiriyor. Bu bir seferde olmuyor, tekrar ediyorum. Bir seferde olmuyor. Tekrar tekrar olacak. Evet, tekrar tekrar bunu yaptıkça, ustalaştıkça direkt beta'dan teta'ya inebilirsiniz Mehmet'im. Şu an yavaş yavaş inmeyi gösteriyoruz. İlerledikçe, zihin açıldıkça, psişik güçleriniz kuvvetlendikçe, işte bunun için eğitimler almak lazım. Bu şu an öğrettiklerimi de yaptığınızda zamanla o duygu durumunu öğreteceğim zaten. Başarmanızı sağlayacağım. Şimdi öncelikle öğlede katılanlar bilir, bir trans hali yaptık. Giriş kısmı bir ormanda yürüyüş veya bir deniz kenarında yürüyüş arkadaşlar. Veya bir yolculuk. Bu çok önemli. Bilinçaltı böyle bir yolculukla açılıyor. Bu Matrix gibi filmlere konu olmuştur. Bu birçok klasik romanlarda mesela Simyacı'yı düşünün. Adam yola çıkıyor yani bir yerlere gidiyor. Bu yolculuk çok önemlidir. Zihin böyle bir yolculuk, hayat bir yolculuktur zaten. Bir yolculuk esnasında trans başlıyor. Mesele transa geçmek. Gözlerimiz kapalı olmalı ve görmeliyiz. İlk zamanlar göremeyenler mesele etmesin. Zamanla bu görme mevzusu çözülür, açılır. Şimdi vücut kaslar gevşemesi lazım. Kafamızı meşgul eden, strese sokan işte beta'dan teta'ya ineceğiz ya o kaygı, endişe, yorgunluk, işte şişik, kafa şişikliği veya beyin sisi dediğimiz işte ne istediğini bilememek. Onun için hayallerinizi ve hedeflerinizi, isteklerinizi tekrar tekrar yazmanızı istiyorum. Değişik yerlere yazın, asın, fotoğraflayın, konuşun, sürekli gündemde tutun. Sürekli yapmak istediklerinizden bahsedin. Sorunlardan bahsedebilirsiniz ama hemen çözümünü konuşmanız lazım. Sürekli niyetlendim deyin, bunu başarmaya niyetlendim, bunu yapmayı tercih ediyorum deyin. Bir hatanız, bir kusurunuz varsa örneğin işte sigara içiyorum. Bunun üstünde çok durmayın. Sigara içiyorum ama bundan kurtulmaya niyetlendim. Bundan kurtulmaya niyetlendim. Ben o kadar çok insanın bıraktığına şahit oldum ki bırakamam diyenler,
bırakmak istemiyorum diyenlerin küçük bir takım gayretlerle çok değiştiğini gördüm. Size de önerim ne olursa olsun. Arkadaşlar bunlara inanmamız lazım. Bunu ben söylemiyorum yani. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yaşlılığın ve ölümün bu ikisinin dışında her şeyin bir çözümü olduğunu ve bu çözümü, şifayı başta dua ederek, Yüce Rabbimizden isteyerek aramamızı emrediyor. Bu tavsiye bizim için bir ibadettir aynı zamanda. Yani bulana kadar tabii doğru yerlerde aramak. Mesela geçen beni aramış biri kanser. Hocam diyor sizin isminizi verdiler. Kardeş kanseri ben niye ismimi veriyorlar? İşte bir görüş falan. Benim önerim git bir hastaneye, bir kliniğe. Ha, bunun bir duygusal sebebi vardır. İşte bunun Hastalıklar Ansiklopedisi kitabını söylemiştim. Bu tekniği yapın. Bir ileride haftaya pazar bir teknik daha öğreteceğim. EFT vuruşları. Birkaç temel teknik öğreteceğim. Sonra onlarla kişisel sorunlarımızı nasıl çözeriz? Bunları konuşacağız. Ama tıbbi olarak yani ben doktor değilim. Size de önerim sakın girmeyin o işlere. Hani bir tedavi görürken bir taraftan da bunu uygulama. Ama kesinlikle mesela obsesyon işte takıntı yazmış. Hocam sen bir ilgilen. Kardeş bir psikiyatriste git yani. Bununla beraber yani böyle bir sıkıntısı var kişi. İyileştiğini görüyor. İmgeliyor. Çözüldüğünü görüyor. Yani çözdüğünden o. İşte bunları tek tek detaylı yazmanız lazım. Yani belirsizlik değişimi sağlamaz. Zengin olmak istiyorum. Ne yani? Bunu konuşmuştuk. İmini cimini yaz. Bak ben milyoner olmaya niyetlenmiştim. Hamdolsun Rabbim lütfetti. Kardeşimle beraber birkaç milyon kazandık ama dolar milyoneri olmaya niyetlenmemişiz. Yani niyetlenirken de altın yani maddi güç, manevi de tabii manevi isteklerimiz de var. Herkes çok geniş düşünsün. Bu çok önemli. Şimdi burada yolculuğa çıktığınızda transa girerken transı derinleştirecek şey gerçek hayatta bize şifa veren şeyler. Nedir işte bir iksir içmek hayalinizde. Bilinçaltı, metafor, mecaz, semptom, simge, bilinçaltının bir dili var, bir resmi var, bir değişim metodu var. İşte bugün onu konuşuyoruz. Yeni girenler ne at? Benim bir Enes'im var, çok kıymetli bir öğrencim. Dayı sen ne anlatıyorsun diye mesaj atmıştı Instagram'da. Yeni girenler için bu biraz anlamsız gelebilir. Önceki derslere bakmanızı istiyorum. Ama az çok anlıyorsanız öğlede yaptığım seansı açıklıyorum ve dersin sonunda bir seans daha yapacağım. Ben kaplıcayı öneriyorum. Kaplıcada biz rahatlarız, kaslarımız gevşer, zihnimiz boşalır, deniz şifadır, tuzlu su mutlaka şifadır, iksir, vitamin, besin veya güzel bir şey dağ başında olmak, bir tuz odasında, tuz mağarasında olmak. Bunu işte yapmıştık. Zihnimizi boşaltır, kaslarımızı gevşetir. Kaslarımız iyice gevşemesi lazım. Bu arada bu çalışmayı yaparken başkalarına da yapabilirsiniz. Çoluk çocuğunuza, efendim, eşinize, işte komşunuza. Lütfen temkinli olun. Kişi hipnoza yatkındır. Siz yaparken hipnoza girer. Bu benim yaptığım hipnoz değil. Transla hipnoz arasında çok fark var. Ama tabii mümkün mertebe önce kendinize yapın yapın bir profesyonellik kazanın. Başkalarına şu an için profesyonel olmadan
yapmanızı önermiyorum ama hafif şekliyle, basit bir şekliyle yapabilirsiniz. İşte onu gösteriyorum, onu anlatacağım. Kaplıcadan sonra tuz odası, buna biz indiksiyon diyoruz. Tuz odasından sonra altın suyu enerjisi. Altın suyu enerjisi arkadaşlar, öyle bir havuza girmek veya altın suyu gibi akan bir enerjide, öyle bir şelalenin altında olmak veya öyle bir göle girmek, bu bir beyinde bir simge çalışmasıdır. Genelde altın suyu enerjisi evrendeki, kainattaki, efendime söyleyeyim, saat 10'da bitecek. Aceleniz varsa, işiniz varsa çıkabilirsiniz. Anıl. Evrendeki, kainattaki pozitif enerjiyi çekmekle alakalı. Yani altın suyuna girdiğinizde bütün vücut ışıldıyor ve evrendeki pozitif enerjiyi çekiyorsunuz. İyilik, güzellik, hayırlı, faydalı şeyler. Bir o kadar da sizden evrene pozitif bir enerji yayılıyor. Bu birçok kişinin, özellikle İslam'ı çok iyi bilmeyen kişilerin, evrene mesaj gönder, evrene işte dilek gönder tarzının biraz farklı. Yani biraz değil, çok farklı. Şu cümlemi iyice anlamanızı istirham ediyorum. Bizler Müslümanlar olarak kendimiz, alem, evren, kainat ve yüce yaratıcı. Yani biz sadece biz ve evren olarak olayları, kaderi, bilgiyi işlemeyiz. Mutlaka ve mutlaka Yüce Mevlamız hadisi kutsi'de, ben gizli bir hazine idim, bilinmek istendim ve alemi yarattım buyurmuş. Biz Müslümanlar olarak ne edersek edelim, bu düşünce, o her şey, ama her şeyin Mevla'ya bakan bir yönü var. Yüce Yaratıcımızın yaratması var, ona yönelmemiz var, ondan istememiz var. Batılılar, gayrimüslimler, tabii Hristiyanları kastetmiyorum, onların da bir yaratıcı tasavvuru var ama işte pestis inancı var. Yanlış o. Bizim tek din İslam'dır. Hazreti Adem'den kıyamete kadar tevhiddir. Sapıklıklar girmiştir. Allah bizi de korusun sapıklıklardan. Buradaki temel mantık, işte Şinto, başka şeyler, kainattaki bu enerjiyi düşündüğünün olacağını söyleyip onun tezahürü için. Onun için bu söylediğim şey, bu altın enerjisinin altın sarısı, biz kainata bir enerji yayıyoruz ve zaten başta niyetimizle iyi, güzel, hayırlı, faydalı şeylere niyetlenmiş oluyoruz. Bu farkı iyice anlamak lazım. Sakın bir yanlış, olumsuz bir şeye düşmeyelim. Şimdi burada bir başka şey, bilge dede. Bu metafordur arkadaşlar. Bilinçaltı dilinde bilge bir insanın yol göstermesi, bizim medeniyetimizde de var, destanlarımızda da var, dini açıdan da var. Efendim, işte mesela Kur'an'da Hızır'la Musa Aleyhisselam'ın bir yolculuğundan bahsediliyor. Bunlara bakmanızı istiyorum. Daha sonra bir bu bilime bir bakın. İşte ledün ilmi sahibi olan kişilerin, bilgelerin yol göstermesi var. Şimdi burada bunun işte modern adı danışman, koç, mentor. Efendim, bu tür şeyler de var, şu an işte tecrübeyle anlatıyor.
seansa geçmedik henüz. Ne yaptığımızın işte içeriğini anlatıyorum. Bunu kullanabiliyoruz. Bir harita veriyor, bir iksir veriyor, bir kitap veriyor, tohum veriyor. Bu yolculukta kullanmakla ilgili. O bilinçaltımızda genlerimizde saklı olan bir bilgi ve niyetlendiğimiz bir şey. Bir başka şey, mesela bu incelemeleri yaparken Zümrüdü Anka görmek, böyle başı kartal başı gibi, kanatları tavus kuşu gibi böyle bir şey, çığlığı böyle insanı etkileyen bir müzik gibi. Bu çok etkili. Deve görmek mesela. Özellikle hayal kurarken hayalin bir yerinde deve kervanları görmenizi isterim. Hatta hayal panosu yaparken deve kervanı, yüklü deve kervanları görün. Çünkü bu zenginliğe işarettir. İksir içmek veya hayalinizde kitap okumak, eski böyle işte bilgelerin verdiği kitabı okumak, kainatı okumak, olayları okumak, işte üniversite okumak, bir bakıma bilgi edinmek, eğitimler almak, bilgeliğinizin gelişmesi gibi şeyler. Özellikle gül bahçesi kök çakrayı güçlendirir. Portakal bahçesi göbek altı çakrasını güçlendirir. Bunu daha sonra başka bir derste konuşacağız. Limon bahçesi mide çakrasını güçlendirir. Elma bahçesi yeşil renk, yeşil enerji kalp çakrasını güçlendirir. Gökyüzü boğaz çakrasını güçlendirir. Özellikle enerji, özgüven mesela. Mor nar bahçesi epifizi güçlendirir. Basiretimizi, ferasetimizi açacak bir şeydir. Beyaz nur yağmurları da hipofizi ve taç çakramızı, vücudumuzu şifalandıracak bir enerji çalışmasıdır. Bunları zaman zaman yapacağız. Şu an yeri gelmişken anlatmış oluyorum. O kadar çok simge var ki insanı etkileyen, özellikle nar bahçesi, nar yemek bir bolluk, berekettir. Diyelim bahçede yabani otlar, zehirli sarmaşıklar, kurumuş dallar, kurumuş ağaçlar. Bunlar bizim blokajlarımızı temsil eder. Bu blokajları, o kurumuş dalları budayacağız. Kurumuş ağaçları kökünden sökeceğiz. Zehirli sarmaşıkları, yabani otları kökünden kazıyıp bahçemizi temizleyeceğiz. Ve oralara o bilgenin verdiği tohumlardan serpeceğiz. Bilgenin verdiği tohumlar arkadaşlar hayatımızda, geleceğimizde yeni fikirler, yeni kararlar, doğru farklı bir yol almak, efendim kendimizi değiştirmek, kendimizi geliştirmek, kendimizi yeni bir hayat, yani bambaşka bir hayat. Bazılarının mesela hayatında sürekli bir döngü var, olumsuz döngüler var. Sürekli bir sıkıntı, sürekli bir acı, sürekli bir dram, sürekli bir travma var. Yani böyle şeyler yaşıyoruz. Çok acı çekiyorlar. Bunun sebeplerinden biri, tabii birçok sebebi olabilir de, kişinin yanlış kararlar vermesiydi. Mesela babam gibi biriyle evlenmek istemiyorum diyor. Ondan çok korkuyor ve babası gibi birini hayatına çekiyor. Veya işte tam bir eğitim almadan, tam bir tecrübe edinmeden ticarete giriyor. İflas, iflas, iflas. Başka bir iş, başka bir iş. Borç alıyor, kredi alıyor. Bir takım sorunlar yaşıyor. Ticari bir eğitimi yok, bir tecrübesi yok, bir... Yani bu döngüleri kırmakla ilgili sebebini bilmediğimiz,
İşte aile dizilimi yapıyorlar mesela. Yine İslami açıdan temiz, düzgün bu konularda sınırları bilen biriyle olması lazım. Mesela ben birine aile dizilimi yaptırmıştım. Çok ısrar etti. Hocam dedi, senin dedelerinden biri bir tanesini dirgenle yaralamış. Senin ayağın onun için felç olmuş gibi böyle. Hani dedesi erik çalar, torununun ağzı kamaşır. İşte anasının sıkıntıları kızına çeyizdir gibi bazı sözler de var. Ulan doğrusunu yanlışını tartışmıyorum ama %100 de değil bu. Yani genlerin insan üzerinde etkisi vardır. Dedenin liderlik özelliği vardır. Torununa geçer veya bazı fobilerin, bazı tiklerin, bazı özelliklerin toruna genlerden 23 kromozom anneden babadan geliyor. Bu biraz detaylı bir eğitim. Bu eğitimin konusu değil ama bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. İşte bunların sebebini bilmiyoruz. O kadar diyelim birikimimiz yok. Bu bahçeyi temizlemek, yabani otlar, işte kurumuş dalları, bu bizim kök inancımızı veya genetik olan sorunlarımızı, hayatımızdaki kısır döngüleri çözebilir. Pişt! Yapmayın yavrum. Kaç tane kedimiz var, onlar bazen birbirleriyle yaramazlık yapıyorlar. Bunları da temizlemiş olabiliriz. Çınar ağacı mesela terapilerde, seanslarda, incelemede çok çok önemli. Bir çınar ağacına sırtını vermek, bu biraz sonra bunu yapacağım. Efendim, çınar ağacı bizim köklenmemizi sağlayan, mesela birçok insanla çalışıyoruz, yalnızlık hissediyor. Bu dünyada İşte yalnızlık, köklenmemiş olmak, kendini garip, çaresiz hissediyor. Halbuki en temelde bizim Rabbimiz var. Ona güvenip, ona sığınıp o gücü hissedebiliriz. Ama bilinçaltında çınar ağacına şöyle yaslanmak, efendim bahçesinde çınar ağacının olduğunu görmek. Hani rüya tabirlerinde hani Osman Gazi'nin rüyasını tabir etmiş ya Şeyh Edebali, öyle bir devlet kuracaksın ki demiş, işte çınar ağacı gibi köklü olacak. Bilirsiniz çınarlar 600 yıllık, 1000 yıllık, daha yaşlı çınarlar da var. Köklenmemizi, köklü bir aile kurmamızı, ailemizin köklü olmasını, bizim kudretli, kuvvetli olmamızı simgeler. Akarsu efendim gibi, mesela kartal gibi efendim, beyaz at, özellikle işte Pegasus kanatlı at, o unicorn var ya, boynuzlu var. Bu efsanelerde bu var ama bunun dinimizde bir sakıncası yok. Fantastik, özel Zümrüt-ü Anka da bunlardan biri. Bu tür imgeler bizi mucizevi değişimlerin, işte zihnimizi buna hazırlıyor. Mucize peygamberlerin bir özelliğidir. Yani işte ayın yarılması gibi, taştan su çıkması gibi, işte bir kapta Efendimiz süt dağıtıyor, bir kapşıyor, bir tencere gibi düşünün. Onlarca insan doyuyor. Daha birçok keramet var. Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi gibi, körleri, amaları iyileştirmesi, hastalıklı olanları iyileştirmesi gibi. Bu bahsettiğim mucize öyle bir şey değil. Bu işte insanlardan böyle enerjiden kaynaklanan iyileştirme oluyorsa, biz bunu Yüce Allah'ın bir ikramı sayıyoruz. Allah bizim vücudumuzda
bunları yapabilecek sistemler yüklemiş, değişik eğitimlerle bunlar gerçekleşebiliyor. Mucize dediğim şey Allahu Teala'nın yeryüzünde yarattığı harikulade şeyler. Her şey bir kudrete, Allah'a işaret ediyor. Yani bir ot bile boşuna yaratılmamış ki hiçbir insan boşuna yaratılmamıştır. Her biriniz, her birimiz, herkes de şu yeryüzüne katacak çok şey var. Biz yaratılmışsak, dünyaya gelmişsek mutlaka yapacağımız bir şeyler var. İşte inşallah onu bulmak nasip olur. Bu işte imgelemelerle bu derinlerimizdeki yetenek, beceri, diğer insanlara katacağımız özel şeylerin açığa çıkmasını istiyoruz. Bunu açığa çıkaran şeylerden biri yine gökyüzüne bakmak, hayalimizde de. Gerçekte de gökyüzüne bakmak insanı dinlendiriyor. Mavi denize bakmak, uçsuz bucaksız deniz. O denizin kenarında dalgalar geldiğinde o gelen enerji pırıl pırıl tertemiz bir enerjidir. Derin derin nefes almamız gerekir. Ona eksi iyon diyoruz. Ormanda var bu, göl kenarında var, temiz göllerde. Özellikle deniz kenarlarında var. O dalgalar gelirken negatif enerjiyi çözecek. Derin derin nefes aldık mı içimizdeki negatif enerjiyi boşaltacağımız bir şey oluşuyor. Buraya kadar yeterli. Şimdi bir seans yapalım. Bu anlattıklarımız da işin içinde olsun. Bu seansı da yine ayrıca Aytekin Bey kaydet. Buraya kadar konuştuklarımı bir durdur lütfen. Seansı kaydet. Çok rahat olmanızı istiyorum. Seansta uykuya geçebilirsiniz. Onun için evdeki birilerine şey diyeyim lütfen. Yani ben bir yarım saat uyuklayacağım. Beni rahatsız etmeyin gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Bu seansı yaparken işte gül yağı çok öneririm. Böyle rahatlatıcı yağlar. Değil mi? Mesela melisa yağı gibi, lavanta yağı gibi, limon yağı gibi veya limon kokusu veren, gül kokusu veren mumlar gibi. Ben gül yağını öneriyorum. Gül yağı çok ciddi bir frekans yükselticisidir. Rahatlatır. Hafif bir müzik, derin trans müzikleri diye yazarsanız çıkar. 432 Hz yazarsanız çıkar. 528 Hz. Bu ikisi çok önemli. 432'yi ben daha çok kullanıyorum. Bu seansta müzik kullanmayacağım. Siz evinizde kendi başınıza yaparken bunları kullanabilirsiniz. Evet, hadi bakalım. Şimdi bir daha şöyle bir açın. Ne yaşadıysak, üstümüzde ne varsa bir seansa başlıyoruz. Bütün negatif enerjiyi süpürün gitsin. Kaygı, endişe, olumsuz enerji, sebebi ne olursa olsun. Süpürün auranızdan gitsin. Bizi engelleyen, kendiniz için bunu söyleyin. Beni engelleyen, beni sınırlayan bir hastalığınız varsa, hastalığıma sebep olan işte bir olumsuz alışkanlıklara sebep olan bütün negatif enerjiyi bırakıyorum deyin. Özellikle vücudunuzu gevşetirken şakaklar çok önemli. Şöyle iki elinizi kulağınıza takın. Şöyle kulağınızın şöyle bir ileri geri bir yapın. Şu kulağın tam şu çukuru vagus sinir sisteminin başladığı yer. Oraya bir dakika şöyle basın iki parmağınızı. 4 saniye nefes alıyorsunuz, 7 saniye tutuyorsunuz, 8 saniye bırakıyorsunuz. Al nefesi, tut.
Sebebini bildiğim, bilmediğim, beni engelleyen, beni sınırlayan, beni rahatsız eden, olumsuz etkileyen bütün negatif enerjiyi bırakıyorum diyorsunuz. Bu aynı zamanda uyumadan önce de yapabileceğiniz bir indüksiyon. Çok işinize yarar, çok derin, çok güzel uyursunuz. Esnemenin gelmesi güzel bir şey. Salın kendinizi, ayaklarınızı sıkın, hafif sallayın, bırakın ayak parmaklarına kadar. Özellikle kasıklar ve kalçalar sıkı bırakın ve rahatlayın. Nefes alın tutarken yüzünüzü sıkın, alnınızı, şakaklarınızı, boynunuzu. Evet, sıkın, bırakın, hafif sağa sola oynatarak. Evet, alın. Yumrukları sıkın, göğsünüz, mideniz, omuzlar, sırt, bırakın. Tekrar süpürmek istiyorsanız süpürün gitsin. Beni sınırlayan, beni olumsuz etkileyen, yorgunluk, tembellik, üşengeçlik, olumsuz ne varsa bütün negatif enerjiyi bırakıyorum. Süpürün gitsin. Gözler kapalı, mümkünse sırt üstü uzanın. Eğer oturarak yapıyorsanız yayılın. Elleriniz birbirine değmesin. Evet, başınız bir yere yaslayabilirsiniz veya dik tutabilirsiniz. Ama bu biraz derin trans olacak. Mümkünse uzanın. Nefesi 4 saniye alıyorsunuz. Oksijeni hissedin. Ben bir kişi varmış gibi konuşacağım. Sen ve ben varız ve ben sana senin hayallerin ve hedeflerin doğrultusunda bir yol gösteriyorum. Sesim seninle her yerde. Ne kadar derin bir transa girersen gir, sözlerimi duyacaksın. Söylediklerimi anlayıp, yaşayıp hissedeceksin. Şöyle bir niyetle başlıyorsun. Ömrüm boyunca bolluk bereket içinde yaşamaya niyetlendim. Sağlık, sıhhat, afiyetle, neşeyle, iyilikle, güzellikle, hayırlı, faydalı, güzel şeyler yapmaya niyetlendim. Hem bu dünyamı hem ebedi hayatımı kurtarmaya niyetlendim. Hem bu dünyada hem ebedi hayatta iyi, güzel, aydınlık, ferah, güzel bir yaşam. Abad olmak, bahtiyar olmak. Birçok olumlu kelime kullanabilirsiniz. Sağlık, sıhhat, afiyete niyetim, bolluk, bereket niyetim. Bütün bu iyi, güzel, hayırlı, faydalı şeylere zihnimi açıyorum. Bütün organlarımı açıyorum, bedenimi, gönlümü açıyorum, hayatımı, evimi, enerjimi, benliğimi açıyorum. Ömrüm boyunca bana faydası olacak ne varsa
iyi, güzel, hayırlı, faydalı şeyleri almaya, yapmaya, öğrenmeye açığım. Bana zarar verebilecek her ne varsa onlara da zihnimi, bedenimi, ruhumu, kalbimi kapatıyorum. Hayatımı, evimi, enerjimi, benliğimi kapatıyorum. Bunu kendi kelimelerinizle yapmanızı isterim. Özel bir niyetiniz varsa o niyetinizi yapın. Üniversiteyi kazanmak gibi. Bir diyelim bekarsa işte ruh eşini bulmak gibi. Aklınıza ne geliyorsa sınır yok. Her şeyi isteyebilirsiniz. Bunu duaya dönüştürün. Allah'ın nasip eyle, ikramıyla, ihsanıyla, inayet eyle, lütfeyle. Senden istiyoruz. Senin gücün, kudretin her şeye yeter. Özel bir rahatsızlığınız varsa şifalanmaya niyetlenin. Benim için, sevdiklerim için, evrendekilerin, kainattakilerin, alemdekilerin en yüksek hayrı için diliyorum bunu. Dilediğimiz her şey herkesin hayrına olsun. Bir yandan bir ormanda yürüyorsunuz. Bütün detaylar senin zihninde. Güzel bir dere çağlıyor. Kuşlar ötüşüyor. İstediğin koku, ben mesela gül kokusunu hissediyorum, gül kokusunu yoğunlaşıyorum. Sen neyi istiyorsan, meyveler, istediğin kadar meyve toplayabilirsin. Yürüdükçe rahatlıyorsun. Kafanı meşgul eden ne varsa bırak gitsin. Bu seansın senin hayatında ve sevdiklerinin hayatında ve alemdekilerin hayrına, en yüksek hayrına niyetlendik. Kafanı boşaltıyorsun, kafanı meşgul eden vücudundaki bastırılmış, sıkışmış enerji seni olumsuz etkiliyor. Bunu içinden tekrar et. Beni olumsuz etkiliyor. Ne varsa bırakıyorum. Bütün negatif enerjiyi bırakıyorum. Özel bir duygu varsa kaygı, korku, endişe, öfke tamamen bırakıyorum. Tamamen şifalanıyorum. Tepeden tırnağa şifalanmaya şifa kavramı ihtiyacım olan her şeyi içine alıyor. Tepeden tırnağa şifalanmaya niyetlendik. Şifa Allahu Teala'dan. Allah'ım şafi olan sensin, şifa veren sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Sen büyük arşın sahibisin, alemleri yoktan var edensin. Gücü, kudreti, kuvveti her şeye yeten sensin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Muradımızı ver. Tepeden tırnağa şifalandır. Bolluk bereket içinde yaşamayı nasip eyle. Sağlıkla, afiyetle, neşeyle. Niyetlendiğimiz şeyleri iyilikle, kolaylıkla, güzellikle yapmanın nasibiyle, ikramıyla, ihsanıyla, inayetiyle, rast getir, kolaylaştır. Bizi bizden iyi bilen sensin. Hatalarımızı, kusurlarımızı affedin. Bize hidayet edin. İnşirah nasip edin.
Şifa. Ne istiyorsanız, özel isteklerinizi niyetlenin, duaya dönüştürün, tekrar tekrar söyleyin. Biraz sessiz kalacağım. Ne istiyorsanız dileyin. Şimdi karşınıza rehber çıkıyor, bilge zat çıkıyor. Herkesin kafasına göre bir simgesi vardır. O zat sizin iyiliğiniz için size yarayacak bir torba veriyor. İçinde iksirler var, kitaplar var, haritalar var, tohumlar var. Arayanların hepsi aradıklarını bulamayabilir ama bulanların hepsi arayanların içinden çıkar. Niyetimiz de bir arayıştır, bir yolculuktur. Yolun da tadını çıkarın ve gerçekten o bilgenin verdiği torbayı kullanacaksınız, o içindekileri kullanacaksınız. Öncelikle kaplıcaya gidiyorsun. Zihnini boşalttın, bedenini rahatlattın ama içinde bir şeyler vardır belki. Dünyanın her yerinden şifalı sular gelmiş, o kaplıcada toplanmış. Bütün detaylar sende. İster sıcak, ister biraz ılık. Keyfine göre her şey var. Eğer bir görüntü yoksa kendi kendine tarif et. Suya giriyorum, işte ayaklarım ısınıyor, gevşiyor kaslarım. Bütün vücudumu yıkıyorum. Şifalanıyorum. Tepeden tırnağa şifalanıyorum. Nefes alıyorum, içime dolan enerji şifalanıyorum, nefesimi bırakıyorum, bütün negatif enerjiyi boşaltıyorum. Biraz sessiz kalacağım, ince bir rahatlıyorsun. İster yüz, ister jacuzziye gir. İster masaj yaptır. Her şey senin hayalinde. Serbest ve sana rahatlatacak, seni iyi hissettirecek ne varsa. Bu arada uykuya dalabilirsin. Mümkün mertebe uyuma ama uyusan bile bilinçaltına bu cümleler, bu simgeler, bu sözler gidiyor. Bilinçaltına izin verdiğin hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa onları yapacaksın. Değişime karar verdin. Değişim başladı. Her gün, her hafta daha iyi oluyorsun. Her ay bir öncekinden daha iyi oluyorsun. Rahatlıyorsun. Kendini gerçekten iyi hissediyorsun. Tamamen rahatlayıp tamamen gevşiyorsun. Böyle sanki göğüs kafesin genişliyor, kalbin daha rahat.
Ve nefes alırken oksijenin o tertemiz enerjinin şifa veren o enerjiyi hissediyorsun. Kasların gevşemiş, rahatlamışsın. Bütün gerginliğini bırakmışsın. Şakaklarındaki gerginlik, alnındaki bırakmışsın. Vücuduna odaklan. Çene kasların, boyun kasların, omuzların bırak aksın gitsin o negatif enerji. Mide rahatlıyor. Bağırsakların, karın kasların. Tepeden tırnağa şifalanmışsın. Özellikle şifalanmak istediğin bir yer varsa, miden veya işte neyse, neresiyse, ağrılarının, sızılarının geçmesi varsa, bunlara odaklanıyorsun, şifalandığını hissediyorsun. Şimdi tuz odasına geçiyorsun. Tuz odasında biraz uyuyabilirsin, rüya görebilirsin. Tamamen bedenine şu an dikkatini ver ve bütün bedeninin rahatladığını, şifalandığını hisset. Tuz genelde beyaz olur. Pembemsi bir Himalaya kaya tuzu da olabilir. Hiç önemli değil. Bir enerji oluşuyor ve o enerjiyi nefesinle alıyorsun. Beyaz diyelim veya mavi veya yeşil hiç fark etmez pembe. Seni rahatlatan bir enerji, bir renk, bir ışıltı. Tutuyorsun nefesini, bütün hücrelerini şifalandırıyor. Ve nefesini bırakırken o negatif enerji boşalıyor. Seni sınırlayan, seni engelleyen, seni rahatsız eden, sağlığına zarar veren bütün negatif enerjiyi boşalt. Nefes alıp verdikçe rahatlıyorsun. Yani kendine söyleyebilirsin, daha derinden rahatlıyorum. Bu daha derin çok önemli, daha derin. Bütün hücrelerine kadar akan pozitif bir enerji, oksijen her hücreye gider ve bütün vücudundaki bütün negatif enerji boşalıyor. Kısır döngülerin enerjisi, genlerden gelen, seni sınırlayan, olumsuz etkileyen enerji, zihinsel sorunlar, her ne varsa nefesini bırakırken akıp gidiyor. Zihninin ışıldadığını hisset. Gözlerin, kulakların, bütün kemiklerin, hatta iliklerine kadar, bütün kasların, bütün vücudun şifalanıyor, bütün sistemlerin, bütün organların, bütün hücrelerine şifa akıyor. Hayal edebileceğin en rahat haline ulaşıyorsun. Bütün vücudun şifalanıyor, rahatlıyorsun.
Sakinsin, dinginsin, huzurlusun, keyiflisin. İyi hissediyorsun. Şimdi de altın suyu enerjisine gideceksin. Bulunduğun 30 odasından çıkıyorsun ve altın suyu enerjisi havuzuna gidiyorsun. Tekrar ediyorum, öyle bir ışıltılı bir şey ki o havuza girip bütün vücudunun şifalandığını hissediyorsun. Bütün artık ne kaldıysa bütün vücudun o enerjiyle şifalanıyor. Şifa Allahu Teala'dan. Tepeden tırnağa şifalanıyorsun. Böyle o suya girdiğinde böyle ışıltı yaydığını gör ve kainattan ışıltı topladığını gör. Tabiri caizse nurlanıyorsun. Alnın ışıldıyor, yüzün ışıldıyor, gözlerin ışıl ışıl. O gözünün ziyası parlıyor. Beyazı daha beyaz, renklisi daha renkli, ışıl ışıl. Böyle bedenine bir güç kuvvet geliyor. Bütün organlarına, özellikle beynine, kalbine, bütün bedenine. Tepeden tırnağa hisset onu. Şimdi çıkıyorsun oradan. Uyurken rüya görmek gibi bir şey veya zamanda yolculuk gibi bir şey. Planladığın şeyleri yapmanı istiyorum. Başarmak istediğin şeyleri başardığını gör. Kaç dakika içinde seansı bitireceğim. Biraz soru cevap faslı yapacağım. Nelere ulaşmak istiyorsan, önce onlara ulaşmak için olman gereken o bilgeliğe, o ruh haline ulaştığını düşün. Önce olmak gerekiyor. Olmak, sonra ulaşmak istediğin şeylere seni ulaştıracak yapabilmen gereken şeyleri yapabildiğini gör. Sabahları erken kalkmak, kitap okumak, sağlıklı beslenmek. Gitgide bilgeleşmek, zenginleşmek, faydalı alışkanlıklar. Kendine güveniyorsun, öz saygın, öz güvenin, öz değerin çok yüksek. Her gün daha iyi olursun. Her hafta daha iyi olursun. Her ay bir önceki aya göre daha iyi oluyorsun, ilerliyorsun.
yükseliyorsun. Her yıl bir önceki yıla göre daha iyi. Yüz dilek tut, hepsi de gerçek olacak deseler ve bundan emin olsan, ne istiyorsan onları bir bir yapabildiğini gör. Zihninin inandığı, yapabileceğine inandığın, senin için, sevdiklerin için ve evrendekilerin en yüksek hayrı için istiyoruz. Hayırlısıyla istiyoruz. Mevlam nasip eyle ya. Başardığını görmek, yaptığını görmek, tekrar tekrar yaptığını görmek çok önemli. Hayallerini, hedeflerini gerçekleştirdikçe daha büyük hedeflere ulaşabilirsin. Şimdi söyleyeceğim şeyi içinden, özünden hissederek kendi sesinle tekrar et. Bütün bunların olması için neler mümkün? Bütün bu hayallerin, bütün bu hedeflerini gerçekleştirmek için neler mümkün? Bütün bu niyetlendiğin şeylerin olması için, hatta daha iyisi, daha ötesi, daha güzeli, daha hayırlısı, daha ötesi için, onların oluşması için, gerçekleşmesi için neler mümkün? Her şey mümkün. Bu cümleyi inanarak, hissederek, niyetlenerek her şey mümkün. Her şey mümkün. Her şey mümkün. Yüce Rabbimizden istedik, diledik. Rabbim nasip eyle, ikram eyle, ihsan eyle. Söyleyeceğim rakamları söylediğim şekliyle içinden tekrar ediyorsun. 5, 2, 0. Bunu bir tahtaya, bir kağıda yazdığını, o beklediğim süreyi bir boşluk olarak düşün. 5, 2, 0, 2, 5, 5, baştan söylüyorum, 5, 2, 0. O yazdığın şeyin üstüne bir daha üstünden gidiyorsun rakamların. İyice kuvvetleniyor. Baştan söylüyorum. 5, 2, 0, 2, 5. Bu bir şifre. Engellerin kalkması ve niyetine hızla ulaşmak için onun altına bir şifre daha yapıyorsun. Yazıyorsun ve içinden tekrar ediyorsun. 7, 7, 7. Bir daha söylüyorum. 7, 7, 7.
İki satır sayı yazdım. Birinci satırda tekrar ediyorum. 5, 2, 0, 2, 5. Altına 7, 7, 7. Şimdi bugüne, bu ana dönmeni istiyorum. Elini ayağını hafif hafif oynat. Kendine geliyorsun, uykudan uyanır gibi yavaş yavaş kalkacaksın. Derin derin nefes al. Artık nefesini tutmuyorsun. Derin nefes al ve uzun bir süre bırak. 4 al, 8 bırak. 1, hazırım diyorsun. Uyanmak için hazırsın. Hazır olmak duygusu, o düşünce çok önemli arkadaşlar. Hazırım diyorsun. Hayallerini gerçekleştirmek için. Arkadaşlar, bu bir emek istiyor, bu bir gayret istiyor. Durup dururken olmuyor. Niyetlendik ve uyanıp hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Bir, hazırım diyorsun. İki, kararlısın. O enerjiyi hisset. Bir karar verdiğimizde o kararı uyguluyoruz. Mesela evlenmeye karar verdik ve evet dedik. Okumaya karar verdik ve bir sınava girdik. Bir şeyler yapmaya karar verdik. Bu eğitime katılmaya karar verdin ve girdin, Zoom'a girdin, açtın. Kararlısın. 3, sık yumruklarını, iki yumruğunu sık. Şampiyonlar gibi başarılı insanların o enerjisini hisset, kahramanların o gücünü hisset. İki yumruğunu sıktığında o enerjiyi, o gücü, o kudreti hissediyorsun. 4, şimdi derin derin nefes al ve 5, coşku dolu, enerji dolu bir şekilde uyan bakalım. Uyanın, açın gözlerinizi. Uyanın, açın gözlerinizi. Tamamen transtan çıkın, tamamen uyanmanızı istiyorum. Uyanın ve harekete geçin. Şöyle elinizle alnınıza bir vurun, 3-5 kez biraz sert vurun. Çünkü gerçekten bazı insanlar transta kalabiliyor. Evet, dudak çukuruna vuruyorsunuz, çene çukuruna vuruyorsunuz. Çok güzel. Köprücük kemiğinin üstü, altı göğüs kafesinize vurun. Buralar enerji hormonu salgılatır. Böbreklere vurun. Evet. Bu EFT seansını yapmayanlar, daha önce girmeyenler mutlaka o videoyu izlesinler. Instagram'da önceki paylaşımlarımda var. Şimdi uyandık. Evet, sorularınız varsa alalım. Biraz uzadı mevzu. 10.30'da bitirelim. İşi olan varsa ayrılabilir. Sorusu olan chatten yazabilir. Sesi açıp sorabilir. Seansımız şifa olsun. İnşallah iyi olur. Tuba Hanım ne demiş? Bir sürü kitap önerisinde ama elinden gelen şeyler yok. Fakat kitabı o kadar maliyetli falan. PDF'lerine ulaşabileceğiniz bir site. Onu artık siz bakacaksınız. Tuba Hanım, Tuba Zorlu. PDF'ye ulaşmak isteyenler arkadaşlar, Google'a kitabın ismini ve PDF diye yazdı mı yanına, PDF'ler çıkar. O artık size bırakıyorum. Bazı kitapların sesli kitabı var, videosu var, izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Özetleri var. Kit Up. Kastamonu, İstanbul, Trabzon, Urfa, Paris, Rasa. Kit Up. Böyle bir uygulama var. Bunu indirip kitapların 15'er dakikalık özetlerine ulaşabilirsiniz. Ben kitabın kendini okumaktan yanayım ama kitap uygulaması ve buna benzer özet kitap uygulaması çok var. Onları şey yapabilirsiniz.
kullanabilirsiniz. Çok çok işinize yarar. Evet, sorulusunu soru soran buyursun, sorsun. Evet. Uyudun, faydası oldu. Tabii ki uyuyabilirsiniz ama uyumamaya çalışın. Gevşemiş olabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, esnemiş olabilirsiniz, ağlamış olabilirsiniz. Bu seansları yaptıktan sonra gülme olabilir, rahatlama olabilir. Belki kusma olabilir, istifra edebilirsiniz, ishal olabilirsiniz. Bu da iyileşmenin atağıdır. Korkmayın. Eğer çok rahatsızsanız bir acile gidebilirsiniz. Yani bu rahatsızlık vermez de olur ki bir rahatsızlığınız depreşmiştir. Torbadaki hediyeleri daha sonraki seanslarda kullanacağız. Ama o hediyeler gizem. O işte hayat boyunca karşınıza çıkacak iyi insanlar, kitaplar, filmler, işte şifa olan, size iyi gelen şeyler, dostlar, yeni tanışacağınız kişiler, fırsatlar. Ama imgelemelerde de yapacağız. Haftaya pazar nasip olur inşallah, sağlıklı oluruz. Yeni bir uygulama yapacağım. Size çok da memnun kalacaksınız. Evet. Kızımın oğlumun kapanması, namaza başlaması, işte eşimin falan kendimin, bunların bütün kavramının adı hidayet. Kimen istiyorsanız başta kendimize hidayetine niyetlenebiliriz. İyi, güzel, hayırlı, faydalı şeyler için dua etmek çok önemli. O kese, o torba size lazım olacak ileride. Onun içindekiler. Rahat olun. Evet, hayırlı eş için öyle bir enerji hissetmeniz yeterli. O gelir sizi bulur, sizin enerjiniz ona ulaşır, onun enerjisi size ulaşır. O kadar çok örnek verebilirim ki şu an örneklere girmek istemiyorum. Hayal kuramıyorum, odaklanma sorunu yaşıyorum. Bu çalışmayı tekrar tekrar yapın. Zamanla o gelişir. Eğer dikkat sorununuz varsa, ciddi bir sorununuz varsa mutlaka balık yağı, Alaska somon balık yağı kullanmanızı öneririm. Magnezyumunuz eksik olabilir, çinko eksik olabilir. Bu mineralleri tamamlamanızı öneririm. Genel bir yorgunluk varsa bu başka bir ders. Belki haftaya bunu işleyebiliriz. Haftaya bunu anlatayım size. Bazı vitamin ve mineral eksikliklerinde neler oluyor? Onu konuşalım, evet. Çınar ağacı devlet kurmak, yani güçlü bir aile kurmak. Salkım Söğüt de yine bolluk, bereket ve iyilik, güzellik simgesidir. O da güzel bir ağaçtır. Evet. Tuz odasının soğuk olması veya sıcak olması size bağlı. Şey değil, biraz hayatınızdaki olumsuzluklar ve zorluklarla alakalı soğuk olması. Uyuyorsanız sıkıntı yok, uyumamaya çalışın. Mide, şimdi onlara girmeyelim. Bu birkaç ders yapalım. Sonra onu kendiniz nasıl çözebilirsiniz? Duygusal yönünü bir fikir vereyim ama şu an için sormuşsunuz. Mideyle ilgili rahatsızlıklar yaşadıklarınızı kabullenememekle alakalı. Ben bunları hak etmiyorum. Bana haksızlık yapılıyor gibi. Efendim, onun için
Önce yaşadığımız her şeyi kabul edelim. Olumsuzlukları da bir kabul edelim. Bunun mutlaka bize bir katkısı vardır. Sonra da bunun çözümüne odaklanalım. Ben belediyede çalışırken çok haksızlık vardı. Hem bana yapılan hem gördüklerim. Bu şu an söylediğimi daha sonra öğrendim. O haksızlıkları kabullenemiyordum. Zaten ayrıldım da. Ama sonradan o baktım sebebi kabullenememekmiş. Şu midenize şuraya vurarak burada kıkırdak var şu an kafesin bittiği yer. Mide salgısını yapabilirsiniz şu köşelere vurarak. Ama daha çok kabul ediyorum. Şu cümleyi söyleyebilirsiniz. Seansların birinde kullanacağım. Şimdi bu seanslarda her şeyi söylemek mümkün olmuyor. İşte her seansta bir şeyler ileride diyelim bilinçaltı temizliği falan da konuşacağız. Ben kendimi en derinden ve tamamen takdir ediyorum, seviyorum ve onaylıyorum gibi bir olumlama söyleyebilirsiniz. Ben kendimi en derinden ve tamamen takdir ediyorum, seviyorum ve onaylıyorum diyebilirsiniz. Bunu birkaç kez tekrar edin. Yine olumsuzlukların kabulü için ve boşaltmak için onun enerjisini. Kaplıcaya gittiğinizde orayı ovun, oranın şifalandığını hissedin. Bu da sizi rahatlatır. İstifra edebilirsiniz, sıkıntı yok. Allah razı olsun, biz de milyoner olalım. Amin, amin, milyoner olun. Ben milyoner olmak için e-ticaret, işte böyle şeyler yapıyorum, öneriyorum da. İlgisi varsa bu konularda ilginiz varsa direkt şey yapın. Bu konuda efendim arayın birebir görüşebiliriz. Bununla ilgili de konuşabiliriz. Ankara'da Kaplıca'da bir eğitim programınız var mı? Şu an yok. Sınav kaygısı işte bu çalışmayla o kaygının enerjisini bırakıp sınava hazırlanıp kazandığınızı görebilirsiniz. Bununla EFT de yapabilirsiniz. Bir tane sınav kaygısı yapacağım Instagram'da onu takip edin. KPSS'ye bir şey diyemiyorum. Bu bolluk bereket kısmı, iş kısmı illa bir şeye bağlamayın bence. Bolluk bereket KPSS'den atanmayabilirsiniz. Yani iyi çalıştınız diyelim, atanamadınız. Efendim. Başka bir iş yapın. Girişimci olun mesela. Alanınız neyse o yani özel bir konuya giriyor. O artık detaylarına bir şey diyemem. İstediğim bir şeyi işte kök inançtır Kübra Hanım. Harekete geçemiyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Efendim ama bir şey blokaj vardır. Bunu yapa yapa o blokajı atabilirsiniz veya o blokajı EFT vuruşlarıyla önceki derste yapmıştık. Atabilirsiniz. Önce kendinize niyetlenin ve sevdiklerinize de niyetlenebilirsiniz tabii ki. Evet. Aileden birinin o havuzda olması ilginç.
Yani her şeyi tabii yorumlayamam. Hayal gücünde köpek bir rüya yorumunda nefisle alakalı. Yani nefsiniz de orada. Özellikle nefis deyince o negatif enerji, o şeyler bizi olumsuz etkileyen şeyler olabilir. Ama bir bakıma da köpek gücü temsil eder. Güçlendiğinizi de ifade edebiliyor olabilirsiniz. Bir güç, bir kudret de yanınızda bir özelliğiniz var demek olabilir. Evet, ayrılmak isteyen zaten ayrılıyor, sıkıntı yok. Kahve dolu cezve. İyi, hayırlısı olsun. Evet, Züleyha Hanım, teşekkür ederim. Ha, Ankara'da bizim şey var. Benim direkt kendi eğitimim değil de 8, 9, 10 Mart'ta liderlik kampımız var. Ben de katılacağım. Hem kaplıcaya gidecek vaktimiz oluyor, hem de çok yoğun bir girişimcilik eğitimi alıyoruz. Maddi olarak uygun olanlar, zamanı uygun olanlar beni arasınlar. Daha detaylı konuşabiliriz. Ankara'da evet öyle bir şeyimiz var. Tamam, bunları konuştuk. Bitirelim artık. Alaska somon balık yağı. Onu Aytekin'i falan arayın veya beni arayın, link atayım, oradan bakın. Bu özeller, bunlar kaliteli şeyler. Hocam şu an ağrınız mı var? Evet, biraz ağrım var ama inşallah iyileşmenin atağı. Tip 2 diyabetten kaynaklanan bir nöropatik ağrılar oluşmuştu. Gitgide azalıyor ama bu terapiler yapınca bir şey yapıyor. Ayaklarımdaki uyuşukluklar ve bir ağrı veriyor. Romatizmal bir ağrı. Onun verdiği, ya anlıyor musunuz? Yüzüme mi yansıyor? Evet, ben çünkü dikkatim şeyden. Ama gitgide daha iyi oluyorum. Dua edin inşallah tepeden tırnağa şifalanalım. Evet. Herkese niyetlenebilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Blokaj bulmaya çabalamadan blokaj bulmak için şeyi okuyabilirsiniz. Sırlarımız kadar hastayız. Bülent Demircioğlu hocanın Sırlarımız kadar hastayız. Orada blokajlarla ilgili birçok konuyu anlatıyor. Ama en çok hastalıklar ve rahatsızlıklar ansiklopedisi var. Onu paylaşmıştım grupta. Bir daha paylaşayım. Oradan şey yapabilirsin. Aynı şeyler niye geliyor bir daha? Başa mı dönüyor? Evet. Ormanda kurt çıkması, efendim, ilginç. Arslan, kurt, arslan, bunlar şey, iyi şeyler. Yani bir seviye, güçlenmenizle alakalı bir seviye. Kötü değil, iyi bir şey. Kirpinin uzaklaşması, yani bir kirpi gördünüz sizden uzaklaşıyorsa, bu dert, sıkıntı ve elem ve kederin gitmesi demek. Kirpi size doğru geliyorsa bazı imtihanlarınız olacak demek. Ona da dikkat edin. Evet, Samsun'da yok mu? Ne yok mu Samsun'da? Arkadaşlar, bizim bu eğitimlerimizle ilgili çok sorular geliyor. Burada da
tam şey yapamadık. Ücretli eğitimleri soranlar var. Performans koçluğu diye bir eğitim açacağım. Bu belki bir ay sonra bunun reklamını falan yapacağım. O profesyonel olmak isteyenler için bu gruba da özel bir kampanya yaparım. Sıkıntı değil. Yine telefon numaramı yazın. 533 495. Bak bu benim numaram. 0533 495 3095. Lütfen biraz buraya ayık olun. Bu benim numaram Kadir. Bir de 0552 var. Aytekin'in numarası bu. 449 3095. Son dört rakamımız birbirine benziyor. Bu da Aytekin'in. Bu teknik sorunları, Aytekin'le çözebilirsiniz. Bana sormak istediklerinizi de bana yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun. Vaktimizi bir yarım saatte geçmiş olduk. Yarın 12'de veya bir 3-5 geçe artık neyse bir 10 dakikalık bir konu seçip her haftada belki 3-4 gün de olabilir. Belki her gün olur artık ne kadar yapabilirsem. Instagram'dan canlı yayınlarımı yapacağım. Bilginiz olsun. O zaten direkt açınca gruptan paylaşmayacağım. Şu an söylüyorum. Ben canlı yayına geçince sizi zaten uyarıyor. Kadir Demirbüken canlı yayına geçti diye. Vakti olanlar girip bakabilir. Olmayanlar daha sonra videoyu izler. Beğenebilirsiniz. Eşe dosta tavsiye edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bu seans kısmını lütfen uygulayın. Her gün en az bir kez yapın bence. Mutlaka uyurken kendi kendinize yapın. Böyle işte aura temizliği yapın bir ormanda. Neresinde uyursanız uyuyun. Hiç önemli değil. Özellikle niyet kısmına kadar ayık kalın. Niyet kısmından sonra uykuya geçseniz bile beynin bilinçaltının tümleme özelliği var. Niyetlendiğiniz o şeyi size yaptırtma özelliği var. Belki de rüyanıza gelir, bilemiyorum. Sesinizi, telkinleri, olumlamaları böyle benim size söylediğim gibi kaydedip uyurken açıp onu dinleyebilirsiniz veya benim bu yaptığımı o uyandırma kısmını keserek teknik olarak bu uyutma kısmında düşünüp uyuyabilirsiniz. Çünkü gece yatarken o uyandırma kısmı sizi uyandırabilir sonunda. Ben şu an uyanmanız için bunu yaptım. Uyurken yaparsanız hatta bir gün öyle bir şey de yapabiliriz. Belki daha geç başlarız, 10'da başlarız, 11'de sizi uyuturum. Öyle bir şey de olabilir ama uyumak için uyurken bunu kendiniz düşünüp uyuyabilirsiniz. Bunu yapın çok işinize yarar. İnanılmaz memnun kalırsınız. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dualarınızı bekliyorum. Başarılar diliyorum.